Mimarlık eğitimine özel olarak bakmak gerekiyor ve her şeye bakmak gerekiyor. Bir bölü bir malzeme detayından işte biraz önce Google Earth'te baktığımız kentsel ölçüye kadar her şeye bakmanız gerekiyor. Bakmanız yetmiyor, görmeniz gerekiyor. Baktığınızı görmek çünkü bambaşka bir e, durum. Sorgulamak dediğimizde doğru soruları sormak gerekiyor. E, çok e, sevdiğim ve takip ettiğim bir hocamız vardır, Hant Tekin. E, onun bir e, sözü vardı. İnsan doğası problem çözmeye odaklıdır. Doğru soruları sorduğunuz zaman onu çözmeye odaklı olduğu için mutlaka bunu çözecek. Dolayısıyla mimarlık eğitimine de öyle yaklaşılması gerektiğini söyler. Bence çok doğru buluyorum bunu. Eleştirel bir süreçtir mimarlık tasarımı. Her şeyi eleştirirsiniz, hiçbir şeyi beğenmezsiniz. Şimdi siz hocalarınız sizi eleştirdiği zaman bu olmamış dediği zaman aslında her zaman daha iyi olacağı için deyim gibi aslında birkaç saat önce söylediğim gibi tasarım sürecinin sonu aslında sadece o tasarıma ayrılan sürenin bittiği için bittiğini bildiğimizden dolayı aslında eleştiri mimarlık eğitiminin büyük bir parçası. Cesur olmak gerekiyor. Yaptığının arkasında durmak, yaptığını doğru şekilde ifade etmek, gerekçelerini doğru koymak. Gerekçelerini doğru koyduğun zaman zaten savunabilir hale gelmek gerekiyor. Ve işte Atatürk'ün de dediği gibi çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak gerekiyor. Bu aslında mimarlık eğitiminin de özelinde olan bir durum değil ama gerçekten çok çalışıldığı zaman yapılamayacak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi sevmek demiştik. Hani sevildiği zaman ne fark ediyor derseniz bir video e, göstereceğim. Bu 2018 yılında benim KTO Karata Üniversitesi'nde e, girdiğim bir iç mimarlık projesinde e, proje teslim etmiş bir arkadaşın sunumu. E, 22 yıl oldu, 22 yıllık meslek hayatımda tektir bu arkadaş. İşini bu kadar severek yapan, karşısına bu kadar e, severek bunu sunan, yani karşı tarafa da geçiren tabii e, tek arkadaştır. İşte şu an mezun e, Furkan Canbaz diye bir arkadaşımız. Kendi mimarlık ofisi var, importal diye Ar aranızda tanıyanlar olabilir. Burada aslında basit bir konut vermiştik biz ama tabii şey yapmıştık. Yani işte bir sanatçıdan etkileneceklerdi. Ee, senaryoyu kendileri oluşturacaklardı. Bakın bu bir beyaz tahta boyunca tasarlanmış bir pafta. Yani pafta bir bütün olarak tasarlanıyor ama parça parça çıktı alınıp bütünleştiği zaman yani yapıştırıldığı zaman bir bütün oluşturuyor. İki tane e, fark ediyorsanız e, tablet var. Bunun birisinde dış mekan render dönüyor, ikincisinde iç mekan render dönüyor. Bu tabletleri koyacağı yer paftalarda ayarlanmış, kutusu planlanmış, yerleştirilmiş. Bir şekilde Bizi karşılamıştı bu arkadaş. Bu arkadaş iç mimarlık ve mimarlık çift ana dal yaparak mezun oldu ve gerçekten hani mimarlık benim meslek hayatımda beni etkileyen nadir öğrencilerden birisi olmuştur. Her zaman da sevgi ve saygıyla anıyorum kendisini. Gerçekten yaptığı işi bu kadar severek yaptığı ve saygı duyduğu için. Neden peki bu kadar az çıkıyor bu durum? Yani neden bu kadar az bu iş geçebiliyor karşı tarafa? Çünkü dediğim gibi seçimler çok bilinçli olmuyor bence. Şimdi size klişe gelecek belki ama yani e, çocuklu fotoğrafları siyah beyaz biri olarak e, kliş, klişe cümle kurabilecek yaşta olduğumu düşünüyorum. Abraham Maslow'un bir sözü var. E, Abraham Maslow da aslında e, belki gene çoğunuz bilgilerden aş, aşina olabilirsiniz. Maslow hiyerarşisi, Maslow teorisi diye bir şey vardır 1943'te ortaya konan insan ihtiyaçları ile ilişkili olan bir durumdur. Kendisi Amerikalı bir psikolog bir akademisyen. Onun bir sözü var. Eğer bile bile gücünüz yettiğinden daha azını olmayı planlıyorsanız sizi uyarırım. Hayatınızın geri kalan kısmında mutsuz olacaksınız. Kendi yeteneklerinizden ve olanaklarınızdan kaçıyor olacaksınız der. Yine takip ettiğim bir yazar var. Sinan Canan diye. Onun da bir TEDx konuşması var. İzleyebilirsiniz siz de. 2018'de yapmış. İnsanın fabrika ayarları diye. O da bu söze e, istinaden bundan referans alarak bir şeyler söylüyor ve diyor ki konfor yani azla yetinmenin en en temel şartı konfor içinde kalmaktır diyor. Konfor sizi öldürür. Bu konforu kırdığınız anda ne olabileceğiniz ortaya çıkar der ve devam eder. Eğer merak ediyorsanız ne olacağını işin sırrı kendinize bakmak. Eğer burada ve tabii ki şu anda bizi dinleyenler arasında birisi eve gidip kendisine bu soruyu sorarsa Yarın benim çocuklarım çok daha güzel bir dünyada yaşayacaklardır diyor. Ben de aslında aynı duyguları paylaşarak bu sunuma şimdilik son veriyorum. Soru cevap kısmına geçelim istiyorum. Ve ilginiz için de teşekkür ediyorum. Soru sormak isteyen olursa mikrofonunu açabilir ya da chat kısmından yazabilir. Hocam bir de az önce Furkan Can bahsederken dediniz ya böyle beni etkileyen öğrenci sayısı çok az diye. Bir de benim genelde hani mimarlık okuyan arkadaşlarımdan gördüğüm hep şöyle oluyor. Aileler inşaat sektöründe çalışıyor. Ondan sonra çocukların kaderi mimarlık ya da mühendislik. Ben de bunlardan birisiyim böyle Evet siz özellikle KTO Karatay'da öyle bir durum var. Normalde biz devlet üniversitelerinde çok öyle bir şey göremiyoruz. Öyle yoğun bir dağılım göremiyoruz. Ama e, özellikle sizin üniversitenizde evet aile yönlendirmesiyle mimarlık yazan e, yoğun bir grup var onu biliyorum. Doğru bir tespit yani. Hocam bir de bir şey daha sormak istiyorum. Arkadaşlar Tabii. soru soracak olan varsa siz de katılabilirsiniz. Sizce hocam öğrencilerin tasarıma başlarken yaptığı en büyük hatalar neler? E, tasarıma başlama sürecinde. Tasarıma başlama sürecinde en büyük yapılan hatalar neler? Şimdi yani aslında bunun tek bir cevabı yok. Ee, tasarıma başlarken dediğimiz gibi yani sunumda da söylediğim gibi aslında çok Her dönem başa sardığımız Tekrar tekrar yaptığımız şeyler var Ama e, genel olarak olan şeyi söyleyeyim ben size Evet ön kısmı çok başarılı bir şekilde yapıyoruz yani bilgiyi topluyoruz Analiz ediyoruz Her türlü örneği çok güzel inceliyoruz Müthiş sunumlar hazırlıyoruz bakın orada harika bütün öğrenci grubu Tasarıma geldiği zaman onların hepsi gidiyor. Yok yani o tasarı çevre analizinde bulduğu veriler. Şuradan yaya geliyor, buradan taşıt gelecek vesaireler kopuyor bir noktadan sonra bir kutu. Genelde işte o da e, tasarım alanı neyse onun içeriye doğru ofsetlenmiş hali ve çepere yerleştirilen odalar o da ihtiyaç programındaki metrekareye göre ortasında kalan büyük bir boşluk. O da sirkülasyon diyoruz işte. Yani ortaya çıkan mimari ürün ilk başta bu oluyor. Biz o yüzden öğrencilerimize özellikle diyoruz ki hep yarışma projelerini inceleyin. Çünkü öğrencilerde şey e, kopuyor yani nasıl altını doldurup gerekçelendirileceği, tasarım kararlarının nasıl gerekçelendirileceği boş o kısım dolduramadığı için de zorlanıyor. E, hep en kolayına kaçıyor. O da nedir? İşte arazinin size verdiği çizgisel veriler. Onu kullanmak tabii ki en kolayı. Şöyle de bir sıkıntı var mimarlık eğitiminde. Şimdi iki kere ikinin dört ettiği bir eğitim sisteminden geliyor öğrenci. Lisede bundan geliyor. İki kere iki dört ediyor. İki kere ikinin dört ettiğini bilerek de başarılı olarak belli bir sıralamayla belli bir üniversiteyi kazanıp geliyor. Yalnız mimarlık eğitiminde genellikle İki kere iki, dört etmiyor. Ederse hatta memnun olunmuyor. Yani dört buçuk etsin, beş etsin. Ya yani dört etmesin. Yalnız tabii sayısal ile gelmiş öğrenci, o elinde de bir tane ihtiyaç programı var ya, onu birebir karşılığını vermek istiyor. Onu tasarladığında bu işin olacağını, ben her şeyi içine koydum. Yani bütün programı yerine getirdim. Bunu neden olmadı? Dediği zaman kendisi de bocalıyor. Ama işte tasarım eğitimi bu değil. O yüzden biraz e, yarışma projelerine yönlendiriyoruz. Hem e, aslında öğrenci olarak da bence kesinlikle bir eğitim e, tamamlanana kadar en az bir kere bir yarışma projesine katılınmalı. Ama katılamıyorsa da gerçekten bunların e, süreci takip edilmeli. Yani bir yarışma projesinin araştırma rapor e, açıklama raporları mutlaka okunmalı. Oradaki grafiksel ifadelere bakılmalı. Çünkü şunu da görüyoruz işte bir kütle ortaya çıkarıyorsunuz ya o kütlenin gelişim şemasını da mesela ezbere çiziyorsunuz. Çünkü biz size yarışma projesine bakın dediğimiz için. Aslında çok fazla işine içine girmemekten kaynaklı girdiğiniz noktada sonra da panik halinde çıkmakla. Çünkü onu geliştirip tasarım haline dönüştüremediğiniz zaman Bitme noktası geldi yani 14 haftalık bir eğitim süreci var ve benim bunu bir şekilde bitirmem gerekiyor yani teslim haline getirmem gerekiyor. O süreci de ilk başta çok sıkı tutulmadığından ya da kopukluklar yaşandığından sürekli aksıyor süreç. Yani böyle özetleyebilirim. Hocam bir arkadaşımız soru sormuş da chatten. İsmi Yaren. Öncelikle iyi akşamlar. Acaba sizin zamanınızda da öğrencilerdeki bu hevessizlik var mıydı yoksa bu yeni dönemdeki mimarlık öğrencilerine özel bir ruh hali mi? Evet, e, benim zamanımda okul e, yani mimarlık okul sayısı çok azdı çocuklar. Yani e, bu kadar çok mimarlık okulu yoktu. E, heves durumu e, hep vardı. E, çünkü e, kıymetli bir meslekti. E, sadece zorluk vardı. Ama heves olmadığı zaman yani şöyle bir şey var. Şu anda aslında sizdeki kaynaklar, sizdeki bilgiye erişme olanağı, genişliği bizim zamanımızda olsaydı Bambaşka şeyler ortaya çıkarabilirdi bizim nesil. Ama e, şu andaki durum e, hem mimarlık okul sayısı çok fazla, sayı olarak çok fazla, kalite olarak çok değişken. E, evet bilgiye çok fazla erişebiliyorsunuz, e, çok fazla örneğe erişme olanağınız var, bütün mimari e, sunum tekniklerine erişme olanağınız var vesaire. Ama işte sizin de e, şikayet ettiğiniz gibi onu yapacak hevesiniz kalmıyor. Bence işte doğru şekilde mesleğe yönlenilmediği için, meslek hakkında çok iyi şeyler bilinmediği için ve çıkınca da ne yapacağınızı çok fazla bilemediğiniz için, yani bu genel anlamdaki umutsuzluk durumu çok fazla dibe çekiyor ayağından tut. Ama bunu maalesef ki bireysel olarak aşabilirsiniz hepiniz. Yani stoacı bir şey var işte, felsefe var eski Yunan'da. E, sonra ne yapıyor? Mutluluğu bireyin kendisine bağlıyor. Yani değiştiremeyeceği dış şartlardan arındırıp kendisini değiştirebileceği o da nedir? Aslında kendisi. Kendisiyle ilgili geliştireceği şeylerle yapabiliyor. Bizim zamanımızda, tekrar bizim zamanımıza dönecek olursak, internet yok. Yani ben ilk telefon ilk cep telefonumu ıı, ikinci sınıftayken aldım sanırım. Kapaklı bir şeydi falan. İnternet vardı da ama işte Bilgisayarlardan, internet erişimi olan bilgisayarlardan, okulun belli yerlerinden vesaireyle kullanmamız gerekiyordu. AutoCAD işte yeni yeni okulda ders olarak öğretilmiyor. Seçmeli ders var. O seçmeli ders alanlar sadece öğreniyor. İşte modelleme dersi zaten yok. YouTube, tutorial bunların hiçbiri yok. Yani işte... Evet dersi seçemedim e, dışarıdan ders alacak param da yok peki ama şu anda YouTube'a yazdığınızda her türlü SketchUp tutorial'ı, 3D Max tutorial'ı, AutoCAD çizimle ilgili her türlü eğitim videosu erişebiliyorsunuz. Bu sadece zaman ayırmakla öncelik vermekle alakalı bir durum haline geldi artık. E, o yüzden bizim zamanımızla şu zamanı e, çok fazla mukayese etmiyorum ben. Siz de etmeyin. Her zaman önünüze bakın. Zaten bakacağınız şey sadece şu an ve önünüz. Yani bir kere geçmişe de bakmamanız gerekiyor. Tabii ki bunu her zaman söylemesi kolay. Dedim ya klişe cümleler kurabilecek yaştayım. Ama işte... Dediğim gibi öğrencilerime de çok sık söylerim. Kendi evlatlarıma ne söylüyorsam aslında öğrencilerime de hep aynı şeyi söylüyorum. Yani e, üzgünüm ki işsiz de bitiyor. Evet mimarlık öğrencisinin e, liseden sonraki bocalaması daha fazla. Çünkü dediğim gibi hap gibi sunulan bilgileri kullanmaya işte beş tane şıklı bir sistem üzerinden seçtiğiniz başarı düzeyiyle geldiğiniz bir eğitim sisteminde aslında size hiçbir şeyin hap gibi verilmediği her şeyi sizin bulmanız, yoktan var etmeniz gereken bir sistemin içine, bir eğitim sisteminin içine geliyorsunuz. O sebeple mimarlık öğrencisinin bocalaması diğer bilim dallarına göre çok daha fazla oluyor. O yüzden biraz severek gelmek gerekiyor. Sevmediğini, istemediğini, bunun kendine göre olmadığını çok erken fark etmek gerekiyor. Birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencilerime de çok söylüyorum. Bakın sevmediyseniz, bu iş ömür boyu yapamam diyorsanız şu anda dönüp gidin. Yani çünkü gelip 40 yaşına baktığınızda geri dönüp Baktığınız o iki senelik kayıp aslında size hiçbir şey gelecek. Ama 40 yaşınıza geldiğinizde hala o mutsuzluk içinde dönüp geriye keşke şunu yapsaydım diyecekseniz onu şimdiden yapın diyorum. Evet çok fazla e, girdi var işte ailesel girdiler, ekonomik girdiler vesaireler. Bağlayıcılar var tabii ki anlıyorum. Ben de kendi bağlayıcılıklarımın içinde e, büyüdüm ve bazı şeyleri yapmak zorunda kaldım. Ama e, dediğim gibi 18 yaşını geçmiş her insan olarak kendi kararlarınızdan sorumlu ve o sorumluluğu taşıyacak düzeye bir an önce gelmeniz gerekiyor. Hocam bir soru daha var. Bunu da Aslı sormuş. Hocam iyi akşamlar. Mimarlığın son sınıflarına doğru mimarlığın çok kollu olması nedeniyle ilgi duyduğumuz alanı nasıl bulabiliriz? Son sınıflarda bunu bulmayı amaçlamalı mıyız? Yani iç mekan tasarımımı mı, yapı uygulamamı yoksa komple yapı tasarımı mı? Bunların hangisinde daha başarılı olduğumuzu nasıl anlarız? Mezun olduktan sonra stajlarla ve çalıştıkça tecrübe edindikçe kendiliğinden kendiliğinden mi ortaya çıkar? Evet, güzel bir soru. Ee, aslında biraz da kendin kendin cevap vermişsin sonuna doğru. Ee, stajlar evet bunun için bir e, aslında girdi e, stajı e, doğru bir şekilde olması gerektiği gibi yaparsanız tabii o da artık bir soru işareti gençler. yani stajı da yani şöyle bir şey oluyor artık öğrencide. Her şeyi yapması gerektiği için yapıyor. Mesela bu soruyu soran arkadaş gayet bilinçli. Yani mesleğin içinde artık son sınıfa gelmiş, önünü biraz mezun olunca ne yapacağıma dönmüş. Bilinçli bir şekilde yaklaşıyor duruma. Ama işte o ilk baştaki seçim çok bilinçli olmadıysa e, bu durum da gecikiyor. Evet staj bunun için iyi bir yöntem. Yani baktığınız şantiye stajı çok keyifli. Uygulamanın içinde hareketli bir durum. İşte yanlışların tespiti, yaptırdım yeniden yaptırdım, güzel falan gibi malzeme detayı görmek. Baktığınız bu mu hoşunuza gitti? Ya da ofiste staj yaparken e, işte ofisteki mimar size bir çizim verdi. E, bunu yap gel. Ya da projenin çok denk gelmez ama projenin ufak bir kısmını hadi bunu tasarla gel dedi. O kısmı mı hoşunuza gitti acaba? Aslında stajlarda az çok dediğiniz gibi bir şey yapar yani kendini belli eder stajı hakkını vererek yaptıysanız ama sonradan da fikir çok değişebilir. Yani staj yaptığınız bir mimari ofiste büro stajı yaparken eğer çok da aslında o mimar size çok fazla ilham verememiştir. Ama bu tamamen o defteri kapatmanız gerektiğini göstermez. Belki başka bir mimarın yanında çok bambaşka e, tecrübeler kazanabilirsiniz. Dolayısıyla bunu sadece staj gibi işte bazı okullarda 24 iş günü, bazı okullarda 30 iş günü olarak isteniyor. Çok ona sıkıştırmamak gerekiyor. Biraz mezuniyetten sonraya da bırakmak lazım. E, i̇ç mimari tabii ki bambaşka bir alan. E, keyifli de bir alan açıkçası e, ve bunu herkes kişisel seçimiyle aslında e, biraz daha çözebilir ve e, bu konuda da ben yine acele olduğunu düşünmüyorum. Yani bunların hepsi dönem dönem tecrübe edilebilir. Aslında bir mimari ofiste hem proje süreci hem iç mimari süreç yani eğer seçilecek ofis ona göre seçilebilirse, öyle bir yerde işe girilebilirse bu kısım tamamen tecrübe edilebilip rica edilip şantiye e, takibine de gidilebilir. Bunların hepsi tecrübe edilir. Mesela benim çok netti yani ben asla ofiste olamazdım eğer akademisyenliği seçmemiş olsaydım o çok durağandı benim için. Ben kesin şantiyeci olurdum. O çok netti benim için. O tamamen kendi kişisel zevkinizden kaynaklı. Kişisel özelliklerinizden. Neyi yapabilirim, neyi yapamam. Ee, o da işte dönüp dolaşıp yine aynı şey. insanın kendini bilmesine dayanıyor. Bir soru daha var fonksiyon çözebilmek için tasarımdan vazgeçebildiğimiz noktalar oluyor. Bu durumu nasıl en aza indirgeyebiliriz? Bunu en aza indirgemek çok gerekli midir? Değildir. Bunun arasında bir denge var aslında. Ama şöyle de bir durum var. Bazı proje konularında estetik kaygılar tabii ki ikinci plana atılabilir. Mesela bir hastane yapısını ele aldığımız zaman ameliyathanesini doğru bir şekilde çözemediğinizde, temizliği kirliği, hijyeni ayarlayamadığınızda, doğru mekansal ayrımları koyamadığınızda dışarıdan ne kadar güzel görünen bir hastane olursa olsun hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Dolayısıyla aslında tasarım probleminin ve tanımının kendi içinde öncelikleri belirleniyor. Karmaşık fonksiyonlu bir yapı dediğimizde adından da anlaşılacağı üzere öncelikle fonksiyon ön plana çıkıyor bir adliye yapısı olsun bir işte dediğim gibi hastane yapısı olsun bir havalimanı olsun burada aslında zaten dünyadaki örneklerine de baktığınız zaman biraz tekrar eden yapılar görmeye başlarsınız çünkü fonksiyon ön plandayken ya işte nedir stüktüründe farklı bir şeyler aranabilir üst örtüsünde farklı bir şeyler aranabilir ancak plansal şemalarına baktığınız zaman çoğu benzerlik ar arz eder çünkü çözülmesi gereken bir fonksiyon var orada ağırlıklı karmaşık fonksiyonlu yapı. Ne kadar karmaşıksa çözülmesi gereken öncelik o kadar artıyor. Dolayısıyla evet estetik kaygılar oralarda biraz daha geri planlara atılabilir. Ama yani basit bir konut çalıştığınızda, daha küçük ölçekli, işte bir okul çalıştığınızda, bir anaokulu çalıştığınızda, bir poliklinik, bir hastane değil de bir poliklinik çalıştığınızda bunlar biraz daha esneyip biraz daha kent içinde acaba kendisi bir rengi noktası oluşturabilecek bir şey tasarlayabilir miyim? Me dönebilir öncelik olarak. E, dolayısıyla bu aslında hepsi kendi tasarım problemi içinde değerlendirilecek e, başlıklar olarak düşünüyorum ben. Bir soru daha soracağım. Tasarım yaparken bazen yaptığımız hiçbir şey beğenmiyoruz ve tıkanıyoruz. Bu aşamada sizce farklı ve aşırı özgün olmayı amaçlamaya devam mı etmeliyiz? Yoksa basite indirgen çözüm ve tasarımlar mı üretmeye yönelmeliyiz? Vallahi işte slaytta da az çok söyledim aslında basite indirge, indirgemeyi seçtiğinizi. Zaten öğrencinin psikolojisi genelde basite indirgemeyi seçmek oluyor. Ama o, o zaten var olduğu için e, ne kendinizi tatmin etmiş oluyorsunuz bu süreçte, ne de işte hocaların da hocalar zaten hiçbir şey beğenmiyor pozisyonuna geliyor. Aslında hocaların derdi e, size farklı bir bakış açısı kazandırmak. Yani var olandan farklı ne, yap, ne yapılabiliri aratmak size. Çünkü öbürü zaten var. O çözülmüş. Yani onu gitseniz şu anda projesi tip proje olarak elde edilebilen bir sürü proje var. Prefabrikçiye gitseniz yaptırabileceğiniz bir sürü proje var. Hani dolayısıyla tasarım eğitimi dediğimiz yani mimarlık eğitimi ama temeli tasarım bunun. Nasıl birinci sınıfta adı ne kadar değişirse değişsin bir temel tasarım dersi var bütün mimari programlarda. Ya temeli tasarım. Dolayısıyla e, her zaman aslında mimarlık eğitiminin öngördüğü şey tasarımcı yetiştirmek. Yani yoksa hani işte taşıyıcısı, strüktürü çözülsün, işte bir inşaat mühendisliği mesleği var. Onun için zaten mimarlık disiplini, interdisipliner bir meslek. Tüm detayları sizin çözmeniz gerekmiyor. Interdisipliner olarak farklı disiplinlerle bir arada ekip çalışmasıyla çözülecek bir durum aslında mimari tasarım. O yüzden aslında mimarlık öğrencilerinin daha çok bunun tasarım olduğuna eğilmesi gerekiyor. Ve bizim de aslında amacımız e, öğretimiyeleri olarak size o kısmını aşılayabilmek. Ondan biraz e, görüş açınızı açmak, eleştirel bakmanızı sağlamak, olmayanı oldurmaya çalışmak size. Bizim derdimizin, o oluşunun sebebi o aslında. O yüzden hiçbir zaman, tasarımın hiçbir noktasında bence basite kaçmamalısınız. Çünkü e, sizler mezun olduğunuzda, işe başvuracağınızda... E, Herkes tecrübeli mimar istemiyor. Yani herkes e, tecrübeli mimar isteyen şeyleri sizler başvuramayacaksınız. E, bir portfolyo hazırlamanız gerekecek. Portfolyonun içine ne koyacaksınız? Siz öğrenciyken çözdüğünüz proje çalışmalarınızı koyacaksınız. E, onlar ne kadar orijinalleştikçe ve ne kadar kendinizi zorladığınızı gösterdikçe aslında karşı tarafa daha çok seçilir olacaksınız aslında. Yani şöyle bir şey sormanız lazım kendinize. Ben bu iş, ver, iş için başvurduğum ofisin başındaki mimar olsam şunun 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 arasından kendimi neden seçerim? Kendinizi seçilebilir hale getirmenin yolu da aslında bu yürüdüğünüz çok kısa olan 4 yıllık süreçte kendinizi yanınızdakilerden de değil aslında beraber kazandığınız belki de kaç yüz bin öğrenciden farklı neyi katacaksınız? Çünkü o kadar mimarla beraber mezun olacaksınız belki. Hadi üçte ikisi eğlensin, üçte biri eğlensin, üçte ikisiyle mezun olacaksınız. Yani girdiğiniz e, kalabalığın içinden seçilebilir hale gelmeniz sizin kendi içinde yarattığınız farkla ortaya çıkacak ancak. Merhaba, bir soru sorabilir Merhaba. miyim acaba? Sesim geliyor mu? Geliyor. Cansu. Öncelik Evet. Şey soracaktım yani kendi e, potansiyelimizi ve tasarım dilimizi nasıl bulabiliriz ya da bunu nasıl ifade edebiliriz bunu ifade ederken nasıl güçlendirebiliriz diye soracaktım. Sizin dediğiniz gibi şu an çok fazla kaynak var çok fazla e, erişebileceğimiz örnekler var ve hocaların da beklentisi bu yönde daha da fazla oluyor. Biz de mesela bir şey yapmak istiyoruz ama ya zamanımız yetmiyor ya... Onu yapmayı tam e, öğrenebileceğimiz vaktimiz olmuyor ve kendimizi bu konuda yetersiz hissettiğimizi yani kendi açımdan böyle düşünüyorum. E, projede de biraz mükemmelliyetçiliğe oynadığım için kendi açımdan o tasarım sürecim e, sürekli bitmiyor e, ve o kendimi ifade etme kısmına geçemiyorum. Çok az bir süre kalıyor ve o ifade etme kısmı kuvvetli olmadıkça projem sanki e, kendini anlatamıyor hale geliyor. Bu konuda ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz diye soracak. Evet gayet güzel bir soru. Tasarım süreci e, aslında dediğim gibi biten bir süreç değil. Tasarımı ayrılan süre bittiği için bitmek zorunda kalıyor. Ve hani dolayısıyla e, evet bazı kararları erken almanız gerekiyor. Ve kendi tarzınızı nasıl oluşturabilirsiniz'e gelince de aslında o da bir soru. E, esinlenme noktası. Mesela eskiden öğrencilerimden şöyle bir şey duyardım ben. Hocam sürekli dairesel çalışmak istiyorum. Ya da 7. projeye gelmişler son sınıf birinci dönem. ilk defa dikdörtgensel çalışıyorum ya da köşeli bir şey çalışıyorum gibi bir şey olurdu. Yani böyle neyi çözmeyi rahat hissediyorsa kendisi... Neyi en rahat çözüyorsa, neyi alıştıysa bu sefer hep öyle gidiyor. Aslında öyle olmak zorunda da değil. Ya sanki öyle bir şeye kendinizi dayattığınız zaman da Arazi şekli ne olursa olsun, verisi ne olursa olsun aynı formları çözmeye e, götürüyorsunuz kendinizi. O da doğru bir şey değil aslında. E, dolayısıyla mimari dil dediğiniz şey belki sadece hani formsal bir e, şey değil. E, yani işte Cansu hep dikdörtgensel çalışır dik açıları sever ya da işte amorf çalışıyor Ali dediğimiz şey olmamalı ama mimari ifade dili bence daha çok özelleşebilir. O yüzden sizi daha çok işte yarışma projesi incelemeye e, pafta incelemeye e, sevk etmeye çalışıyoruz. Çünkü o paftanın tasarımı e, kendi öğrencilerime de çok söylüyorum. Bunu ne kadar erken oluşturursanız, ilk sınıflarda oluşturursanız, son sınıfa doğru geldiğinizde belki paftada isminiz yazmasa bile hocanız ta tahmin edebilir ya bu pafta Ömer'in paftası kesin diyebilir belki. O dili oluşturabilirsiniz yani kendiniz. Bu bir renk skalası dili olabilir, bir ifade dili olabilir. Sadece paftanızda kullandığınız font bile kendi tasarladığınız bir font olabilir. Yani bunu bu kadar sevmek öyle bir şey. Yani o gösterdiğim Furkan'ın projesi, o paftanın her santimetre karesi tasarlanmıştı. Ve hani bu ıı, ama şöyle de bir durum var. İşte nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum noktasında ne yapmanız gerektiği maalesef ki zaman ayırmanız gerekiyor. Ee, Dediğim gibi eğer özel ders alabilecek durumdaysanız tabii ki bir an önce programları öğrenin. Ama alamayacak durumdaysanız da gerçekten gününüzün belli bir zamanını bu programların eğitim şeylerini, eğitim e, videolarını izleyerek, uygulayarak uyguladım olmadığı bilen arkadaşa sorarak yani bu aslında işte yine dönüp dolaşıp kendinizde bitiyor. Sizin vereceğiniz emekle, ve sizin ayıracağınız zamanda bitiyor çocuklar. Yani bunu işte eğri oturup doğru konuşacağız. Baş, şapkamızı çıkaracağız. Konuşacağız. Yani bu böyle. Her bir kendisinde bitiyor. Buna ne kadar önem verdiğiniz, ne kadar öncelediğiniz bu durum. ya. Çünkü öğrenemeyeceğiniz hepiniz çok zeki, çok akıllı çocuklarsınız. E, belli bir topluluğun içinden seçilerek geliyorsunuz bulunduğunuz okullara. Bu potansiyellerinizi daha da arttırarak mezun olmanız gerekiyor. E, çünkü işte mesela e, oturma açan arkadaşımız işte e, TEP'te okuyor. TEP'i ben takip ediyorum. Çok ciddi e, tasarım ekipleri var gerçekten. İşte Murat Sönmez Hoca var, işte yıkım ekibi, yapım ekibi vesaire. Çok acayip üç boyutlu stüktürel çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla dediğim gibi mesela sadece bulunduğunuz okul, sadece bulunduğunuz sınıf değil sizin olayınız. Birçok mimarlık okulunu takip edip, birçok mimarlık okulunda bu eğitimin nasıl sürdürüldüğünü görüp, sizde yapılmayan bir şeyi o okulda uygulamanız kötü bir şey değil ki her zaman daha iyi bir şey. Yani orada kullanılmayan bir ifade tekniği Alıp getirdiğiniz zaman, olmayanı oldurduğunuz zaman işte, o zaman farklı bir noktaya gidiyor. Ve hiçbir zaman ben bunu nasıl ifade edeceğimi bilmediğim için terk ettim tasarımı doğru bir yöntem değil. Çizemediniz, maketini yaparsınız. Maketini yapamadınız, eskizini yaparsınız. Perspektifini çizersiniz. 3D Max bilmiyorum, Sketchup da halledersiniz. Yani bir öncüsünü yapmanız lazım bir şekilde. Ama emin olun ki aramaya başladığınızda. Kapıları çalmaya başladığınızda onlar açılmaya başlayacak zaten. Yani sadece gerçekten hani severek ve isteyerek bu işin peşine düşmek en büyük anahtar bence. Teşekkürler hocam. Sanırım şey oluyor biraz da teslim zamanı yaklaştıkça biraz geriliyoruz ve o teslimi yetiştirmeye odaklandığımızdan dolayı bu, bu işin aslında sevdiğimiz kısma odaklanamıyoruz. Aslında o sevme kısmına e, odaklansak daha da keyif alarak belki de daha ifadeli şekilde kendimize göstereceğiz ama o strese baskıya maruz kaldığımız için kendimiz bu konuda e, baskılamamız lazım sanırım. Evet yani çok iyi anlıyorum sizi. Gerçekten mimarlık eğitimi bir yandan da psikolojik bir savaş. Yani kimse aslını inkar etmesin. Yani bu gerçekten öğrencinin psikolojisine çok yüklenilen, çok güçlü olunması gereken, herkesin de altından kalkamayacağı bir e, psikolojik savaş gerçekten. E, yani ben dediğim gibi zorlanan öğrenciyle çok rahat empati kuruyorum. Çünkü gerçekten kendim çok zorlandım. Yani belli bir akademik e, başarıyla üniversiteye gelmişim. Ve e, hani o sayısal puanla oraya geldim ama yani... Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bütün proje derslerim felaketti. Tamamen teorik derslerimdeki not ortalamamla geçtim ben. Ve dört yılda bitirdim o okulu. Yani o yüzden o kadar iyi anlıyorum ki. Ee, gerçekten zor. Yani bir üçüncü sınıfta falan herhalde şöyle bir yakaladım durumu. Ama ilk iki sınıf e, gerçekten hani intihar noktasına getirebilecek noktadaydı. İkinci sınıfın sonunda ya yani bırakacağım dedim yani. Ben ve dört arkadaşım. Biz bırakacağız dedik yani. Yok olmuyor bu. Bir de gerçekten jüri nasıl bir jüriydi? Yani hani böyle öyle böyle değil. Biz onu mesela kendi hocalık açısından söylüyorum. 50'de birini falan yapmıyoruz öğrenciye bakın. Yani gerçekten bizim jüriler bir acayipti ve hani biz 5 arkadaş yok ya bu olmayacak. Hepimiz de nasıl başarılıyız ama normalde yani lisede falan. Uf. Bir hocamız vardı. Aslında hiç de projemize girmedi. Bir yapı hocasıydı. Sofya Hoca hala çok severim. Ee, bizi bir dışarıdan da piyasadan da bir mimar çağırdı. Dedi ben size bir şey yapayım, bir toplayayım falan. Beşimize öyle özel bir şey ayarladı. O mimar da bize konuştu. İşte şöyleydi, böyleydi, şunu yapacaksınız vesaire. Sofya Hoca dedi bakın iki yıla gitti artık tepe noktasına ulaştınız. Bundan sonra inişe geçeceksiniz falan. Gaza getirdi bizi. Tamam mesela bitti o. Hani o bir şanstı bizim için. Hani bunu bitirebilmek için. Ama e, dediğim gibi Gerçekten zor. Dolayısıyla buna zorlandığınız için e, hiçbir zaman ya herkes çok kolay okuyor. Ben niye zorlanıyorum demeyin yani bu böyle bir şey yok. Herkes için aynı zorlukta. Sadece e, bir kere bu size uygun mu değil mi? Onun kararını vermek çok e, dramatik bir karar. Ne kadar erken verilirse o kadar iyi. Baktınız bu size göre tamamdır. Ben bu işi yaparım dediyseniz de o zaman severek saldırmanız gerekiyor yani. Elden gelen başka bir şey yok. Hocam bir soru daha var. Bakmanın yetersiz olup görmenin gerektiğini söylediniz. Bunun için bir yöntem yol var mıdır? Neye nasıl bakacağımızı nasıl belirleriz? Bu algımız zamanla mı?